Dimi 2'ye 2 Z örgüsünün nasıl tezgahta dokunduğunu göstereceğim. Öncelikle dimi örgümüzü kareli kağıdımıza aktarıyoruz. İkiye iki dimi olduğu için birer adım yukarı doğru iki dolu iki boş şeklinde yapacağız. Evet, şimdi soldan sağa ilk sıramızı okuyoruz. Soldan sağa okurken bir dolu, bu arada arkadaşlar 22 iplik üzerinde yapıyoruz. Bunun 20 iplik fon, 2 ipliğimiz ise kenar ipliğimiz arkadaşlar. Şu sol ve sağdakiler kenar ipliğimiz. Bunların her zaman altından geçip üzerinden dolayacak şekilde dokuyacağız. Şimdi birinci ipliğim kenar olduğu için onu saymıyorum. Bir doluyla başlıyorum. Bir dolu demek çözgü üstte demek. Çözgünün altından geçiriyorum bir tanenin. İki boş. İki boş demek atkı bu iki tane çözgünün üzerinden geçiyor demek. Sonrasında bir dolu. Bu durumda İkisinin üzerinden geçiyor, birinin altından geçiyor atkı ipliğimiz. Daha sonra yine bir dolu, iki boş, bir dolu. Yani iki dolu, iki boşa dönecek. O nedenle şuradan iki dolu yapıyorum. İki boş, iki dolu. İki boş, iki dolu. Bu şekilde geçiriyorum. Son fon ipliğim burada. Son fon ipliğinin altından geçti. Yani dolu. Çözgü üstte. Kenar ipliğimin ise altından geçiyorum. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimde ise iki boş, iki dolu. Şu iki ipliğimin üzerinden, bu ikisinin altından. Dolu demek çözgü üstte demek. Şu anda şu iki dolu, burası çözgülerim üstte oluyor. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenarımın da altından geçip üzerinden alttan geçtim. Üçüncü sıradayım. Bir boş, iki dolu. Bir boşun üzerinden geçiyorum. İki dolu. İki boş, iki doluya dönüyor daha sonra. Bir saniye. Burada bir hata var gibi. İki boş. Evet, son ipliğime bakıyorum, sağlama yapıyorum. Bir boş. Atkı üstte. Son sıramıza geçtiğimizde ise iki dolu, iki boş. İki çözgü üstte, iki çözgü altta birim rapor. Bir şekilde devam ediyoruz. Evet, örgümüze baktığımız zaman şurada Z dimimizi görüyoruz arkadaşlar. Z diagonali. Zaten dokunuzu incelediğiniz zaman bir hata yaptıysanız bu düzenlilik yok olur. Oradan da anlarsınız. Teşekkür ederim.